Çıkabiliriz. Teşekkürler. Arkadaşlar buyurun. Tamam Mustafa, eksik kaldı. Ya böyle tamam. Ben de şöyle. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekili arkadaşlarımızı AK Parti Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekillerimizle birlikte ziyaret ettik. Kısa ama son derece yararlı, faydalı bir görüşme olduğu kanaatindeyim. İnşallah önümüzdeki dönemde meclisin siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul eden ama karşılıklı olarak müzakereye açık, Türkiye'nin geleceğine ilişkin konularda hassasiyetle ortak noktaları bulabilme çabası içerisinde hareket eden bir meclis olmasını temenni ediyoruz. Aynı yaklaşımın, diyaloğu açık bu tarzın Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetiminde de olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizim amacımız milletimize hizmet etmektir. Milletin seçimler yapıldı, seçimler geride kaldı. Milletimiz Cumhurbaşkanı'nı seçti. Cumhurbaşkanı seçiminden sonra kabine açıklanmış oldu. Bakanlarımız inşallah yarınki meclis başkanlığı seçiminden önce yemin ederek görevlerine resmen de başlamış olacaklar. Arkasından mecliste yeminler edildi. Şimdi de meclis başkanlığı seçimleriyle birlikte, grupların yönetimleriyle, meclis yönetimiyle birlikte, komisyon yönetimleriyle birlikte meclisi son derece hızlı, son derece önemli bir gündem bekliyor. Bu gündemde ortak amacımız gerçekten Türkiye'nin milli menfaatleri, halkımızın beklentileri istikametinde, diyalog içerisinde, karşılıklı anlayış içerisinde tabii ki fikirlerimizi söyleyeceğiz, mücadelemizi edeceğiz, münakaşamızı yeri geldiğinde yapacağız. Ama hep toplumun hayrına olan işlerde bir yarış içerisinde olacağız ve böylece 28. dönem parlamentosu bizim Türkiye yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz, Türkiye'nin Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına layık bir başlangıç yapan parlamento olsun temennisindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun da aynı fikir birliği içerisinde olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ben bu vesileyle hem yeni seçilen Cumhuriyet Halk Partisi grubu Özgür Özel Bey'e, Burcu Hanım'a, Ali Mahir Bey'e ve Gökhan Günaydın Bey'e yeni yönetimde başarılar diliyorum. Önümüzdeki dönemde parlamentoda da işbirliği içerisinde güzel, gayretli, fedakar bir çalışma hep beraber gerçekleştireceğiz ve Türkiye'yi çok daha ileri noktalara hep birlikte taşıyacağız diye ümit ediyorum. Bu ziyaretteki ev sahiplikleri dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı'na ve Başkan Vekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın basın mensupları, sizlere toplantıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri ve Sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş'la bir arada verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Milletimizin seçimde hepimize verdiği bir karne, yazdığı bir mektup ve verdiği mesajlar var. Bu mesajların iktidar ve muhalefet tarafından mutlaka doğru okunması gerekiyor. İçerideki toplantıda bir genel mütabakat üzerinde vardığımız çok net bir konu var. O, halkımız bu parlamentodan kaliteli yasama istiyor. Halkımız parlamentoda müzakere istiyor. Münakaşayı hoş görüyor ama parlamentoya şiddeti yakıştıramıyor. Ve bu dönem en önemli beklentilerimizden bir tanesi parlamentoda zaman zaman ortaya çıkan ve halkımıza ve hatta ailelerimize izahta zorlandığımız şiddet görüntülerinin hiç yaşanmaması için bütün gruplarla birlikte gayret göstereceğiz. Üzerimize düşen çabayı burada göstereceğiz. En sert eleştiriler, en sert müzakereler, hatta münakaşaların olmasını kabul edebiliriz. Ama parlamentoda şiddetin yaşanmaması 2. yüzyılın parlamentosundan milletimizin önemli beklentisidir diye değerlendiriyoruz. Bizim önemli bir hassasiyetimizi dile getirdik. Hassasiyetimiz milletin parlamentoya yolladığı milletvekillerinin bir başka kuvvet tarafından, yargı tarafından halen daha hukuksuzca tutsak edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi için yaşandığında da tavrımız aynıydı. Kendi milletvekillerimiz için de aynıydı. Geçtiğimiz dönem Gergerlioğlu için de aynı tavırdaydık. Bugün Can Atalay için de aynı doğrultuyu koruyoruz. Ve Sayın Başkan'a da ifade ettim. Yarın yapılacak seçimlerin dahi bu bir milletvekilinin ki partisi tarafından aday gösteriliyor. Meclisin başkanlığına aday olabilip cezaevinden çıkmaması kabul edilemez. Milletin verdiği bir görevden sonra bu konuda nasıl bazen yargıya yürütmenin müdahalesini eleştiriyorsak, ayıplıyorsak bugün yargının yasamaya müdahalesini de hep birlikte 600 milletvekili olarak karşısında dimdik durmalıyız. Bu konudaki hassasiyetimizi ve beklentimizi dile getirdik. Sayın Kurtulmuş iyi bir müzakereci ve üslubunu hepinizin bildiği bir şekilde bizden oy da istedi. Dedi ki oy verirseniz ilk turda seçilirsem çok iyi olur. Biz de kendisine şöyle bir teklifte bulunduk. İngiliz parlamentosundan bir geleneği Türkiye parlamentosuna taşımayı teklif ediyorum. İngiltere parlamentosunda parlamentonun başkanı o kadar adil yönetiyor ki ister işçi partisinden olsun ister muhafazakarlardan olsun. Bir sonraki dönem dar bölgede yani her seçim bölgesinde bir aday çıkarılıyor. Örneğin Çankaya bölgesinde aday gösterildiğinde karşısına diğer parti aday çıkarmıyor. Çünkü o kadar adil ki bu kadar adil görev yapmış birisinin karşısına aday çıkarmayız. Biz yarın aday çıkaracağız. 2 yıl boyunca Sayın Kurtulmuş muhalefete gerçekten karşısına aday çıkarılamayacak. Yani anayasanın çizdiği çerçeve odur. Tam olarak tarafsız olarak davranırsa 2 yıl sonra kendisinin karşısına aday çıkarmamayı teklif ediyoruz. Kendisi 2 yıl boyunca bütün muhalefetin oyunu alacak bir tarafsızlık göstersin. Ben bunun zor olmadığını, anayasaya bağlı kalmanın zor olmadığını ve bunu yapabileceklerini düşünüyorum. Yarın adayımız olacak. Bugün 5'te adayımızın başvurusunu yapıyoruz. 2 yıl sonra aday göstermemeyi ümit ediyoruz. Evet. Hassasiyetle ilgili, tutuklu vekille ilgili. Tabii yani burada 3 yargı yasama ve yürütmenin birbirinden bağımsızlığı prensibine dikkat etmemiz lazım. Biz böyle bir temennide yasama olarak bulunabiliriz. Ama sonuç itibariyle bu konuda şu anda devam eden bir mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde de tutuklu olan bir kişiden bahsediliyor. Yani ümit ederim ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir. Öncelikle tabii şahsın tutukluluk halinin bir şekilde bitmesi, yani kararın bir an evvel verilmesi lazım. Bizim baştan beri söylediğimiz şey, yargının adil olmasının temel prensiplerinden birisi de mümkün olduğu kadar kısa sürede yargının kararını vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ederiz. Seçildiğinizde meclis başkanı olarak gerekli... Yani şu anda tabii mesele yargının önünde olduğu için yargının bir an evvel bu kararını netleştirmesini bekleriz. Tamam. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sağ olun. Pardon. Teşekkürler.